Fırat Kalkanı operasyonunun en kritik noktası Elbap'ta düğüm çözülmek üzere. Bölgede zayıf düşen DAEŞ teröristleri kentten kademeli olarak ayrılırken Elbap için terör örgütü PYD ve Esed rejimi de hamlelerini yaptı. Bölgede adeta kızılca kıyamet koparken Türk Silahlı Kuvvetleri kenti tamamen kuşatmış durumda. Suriye rejimi Elbap'a yaklaştı. Suriye birlikleri Elbap'ın 9 kilometre güneydoğusunda yer alan Tel Uveyşiye tepesine kadar ilerledi. Bu tepe Özgür Suriye ordusunun, Türk ordusunun desteğiyle kuşattığı Elbap'a giden ana yola hakim bir konumda bulunuyor. Söz konusu yol yine DAEŞ'ın elinde olan Rakka ile Elbap arasında bağlantıyı sağlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriyeli muhalifler Elbap'ı kuzey, doğu ve batı yönlerinden kuşatmış halde bulunuyor. An itibariyle Suriye rejimine bağlı birlikler Elbap yakınlarındaki Tadif köyüne saldırabilecek menzilde bulunuyor. Katil Esed rejimi bu hamleyle Türkiye destekli Özgür Suriye ordusunun olası Halep operasyonunu önlemek istiyor. Türk ordusundan yıpratma taktiği. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye ordusu ilçe merkezine hızla girmek yerine teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatma yolunu seçti. Harekatta teröristlerin çevreyle ikmal yollarını keserek dirençlerini kırma stratejisi izleniyor. Böylece DAEŞ'la merkezde olabildiğince az çatışmaya girilerek sivillerin zarar görmesinin önlenmesi hedefleniyor. TSK destekli Özgür Suriye ordusu güçleri BAP merkezinin 1 kilometre yakınına kadar sokulmuş durumda. Diğer yönlerden merkeze uzaklıkları ise 2 ila 3 kilometre arasında değişiyor. DAEŞ'tan su şebekesi taktiği. Elbap'tan kaçanlarsa DAEŞ'lı teröristlerin Elbap ilçesi ve çevresinde yer alan köyler arasındaki su şebekesini tünel olarak kullanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu tünellerin imhası için özellikle Bızagah yönünden saldırı yapıyor. Yerleşim yeri Bızagah'da terör örgütü DAEŞ için stratejik öneme sahip. Keza terör örgütünün özellikle Rakka'dan takviye için gönderdiği silah, mühimmat ve malzemeler toplanıp bu bölgeden sevk ediliyor.